Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Emanet ilk bölümü 7 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan ve hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarına gelen dram ve romantik türdeki tür televizyon dizisidir. Dizinin 3. sezonu 417. bölümüyle birlikte 19 Eylül 2022 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer almaktadır. Biz de dizideki oyuncuların gerçek hayattaki sevgili ve eşlerini sizler için araştırdık. Siz de dizideki en sevdiğiniz karakteri yorum kısmına yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Zeynep Eyüboğlu dizide Neslihan karakterini canlandırmaktadır. 5 Aralık 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kariyerinin henüz başında olan genç bir oyuncudur. Son zamanlarda ise yıldızı parlamaya başlamıştır. Hande Aytar ajansına bağlı bir oyuncudur. Daha önce reklam filmlerinde oynamıştır. Emanet dizisi oyuncunun ilk televizyon dizisidir. Güzel oyuncu şu anda Mertcan Eyüboğlu ile evlidir. Mutlu bir beraberlikleri vardır. Oğuz Yağcı 1984 İstanbul doğumludur. Kendisi şu anda 34 yaşındadır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk dersleri alan Oğuz Yağcı, ilk oyunculuk deneyimi olan Arka Sokaklar dizisine 7 yıl sürekli oynamaya başarısı göstermişti. Sonraki yıllarda Güzel ve Çirkin, Payitaht Abdülhamit, İstanbullu Gelin, Alev Alev ve Emanet gibi birçok film ve dizide oynamıştır. Sinemada ise Üvey Anne, Mucize Doktor, Bordo Belirliler, Kabri Cin, Vahyen İzinde, Güzel Çirkin, Maksuf gibi yapımlarda oynamıştır. Başarılı oyuncu uzun süredir Müge Yağcı ile evlidir. Bir oğulları bulunmaktadır. Binnaz Ekren, dizide Adalet karakterini canlandırmaktadır. 5 Nisan 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 45 yaşındadır. Lise öğrenimini Özel Yıldız Lisesi'ne tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü sınavlarını birincilikle kazanmıştır. Kuşadası Altın Güvercin şarkı yarışmasında dereceye girmiştir. İstanbul Devlet Operası'nda Altan Günbay'ın yönettiği Neşeli Günler adlı müzikalde başrol oynamıştır. Şok adlı komedi oyunundaki başarısıyla Lions Kulübü'nün yılın en iyi genç kadın oyuncu ödülünü kazanmıştır. Binnaz Ekren halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'na oyunculuk yapmaktadır. Kendisi Albüm, Vavien, Bir Mucize Olsun, Sırayet, Hırsız gibi yapımlarda oynamıştır. Evli ve bir çocuk annesidir. Halil İbrahim Ceyhan, dizide Yaman Kırımlı'yı canlandırmaktadır. 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Halil İbrahim Ceyhan çok yönlü bir kişiliktir. Müzik ve sinema sektöründe foto model, söz yazarı, şarkıcı, besteci ve aktör olarak yer almaktadır. Eylül 2019'da yayınlanan Kendini Bana Bırak isimli bir single çalışması vardır ve 1 milyona yakın izlenme elde etmiştir. Halil İbrahim Ceyhan müzik çalışmalarının yanı sıra ilk ve tek oyunculuk deneyimini 2019 yılında Hemen Döneriz isimli filmle yaşamıştır. 2020 yılından bu yana Emanet dizisine başrol oynamaktadır. Kendisi daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Son olarak rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile aşk yaşamıştır. Nana Stambolişvi dizide Nana karakterini canlandırmaktadır. Güzel oyuncu Aslen Gürcistan Batum nüfusuna kayıtlıdır. Yaşantısına doğup büyüdüğü Batum'da sürdürdüğünü belirtmiştir. Oyuncu kimliğinin yanı sıra Kartveli Nana isminde bir de giyim markası bulunmaktadır. Girişimci olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Oyuncu, tasarımcı, manken ve modeldir. 2021 yılında Bahar Şahin'in seslendirdiği Odoşan isimli şarkısının klip çalışmalarında yer almıştır. Ardından bir müzikalde Nadia adlı bir dansçıyı canlandırmıştır. Güzel oyuncu 12 Şubat 2011 tarihinde Laşa Mageste ile evlenmiştir. Ömer Gecü, dizide Cengel karakterini canlandırmaktadır. 27 Temmuz 1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 50 yaşındadır. Ömer Gecü İstanbul doğumlu, Aslen ise Giresunludur.
Etiler Lisesi ve Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunudur. İlk kez 2009 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Küçük Kadınlar isimli televizyon dizisinde oynamıştır. Ardından Bahar Dalları, Kavak Yerleri, Karadağlar, Kılıç Günü, Öyle Bir Geçer Zamanki, Yamak Ahmet, Kızıl Elma, Yalaza, Fetih 1453, Babaların Babası, Kurt Kapanı, Koy Ver Geçsin, Muhteşem Üçlü gibi yapımlarda da oynamıştır. Başarılı oyuncu daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Adnan Mehmet Ali Aslan, dizide İbrahim karakterini canlandırmaktadır. 1994 Mersin doğumludur. Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur. Türkiye'nin en uzun isimli oyuncularından biri olan Adnan Mehmet Ali Aslan, tiyatro çalışmalarının yanı sıra 2015 yılından itibaren son olarak Arkadaşlar İyidir dizisinde ve Kardeşim Benim filmlerinde yer almıştı. Bunların dışında 2016 yılından beri birçok tiyatro oyununda yer almaktadır. Arkadaşlar İyidir dizisinde Mert, Kardeşim Benim filminde Hayran, Emanet dizisinde İbrahim karakterini canlandırmıştır. Genç oyuncu yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir. Ferda Işıl, dizide Sultan'ı canlandırmaktadır. 4 Ağustos 1946 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 76 yaşındadır. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü mezunu olan tecrübeli isim eğitim hayatının ardından oyunculuk dünyasına giriş yapmıştır. İlk kez 2009 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Hamit'in annesini canlandırmıştır. 2012 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan Adını Feriha Koydum isimli dizide Gülizar karakterini canlandırmış ve bu karakterle ünlenmişti. Bunun dışında 8. Gün, Kardeşim İçin Dera, Sevda Kuşun Kanadında, Beyaz Karanfil, Paşa Gönlüm, Eski Hikaye, Kurt Kanunu, Sakarya Fırat, İzmir Çetesi, Sen de Gitme, Dedemin İnsanları, Görünmeyen, Kıskanmak, Kasaba, Kelebek, Kurtlar Vadisi, Pusu gibi yapımlarda da oynamıştır. Emanet dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile adından söz ettirmeyi başarmıştır. 2020 yılından beri dizide Sultan Halayı canlandırmaktadır. Kendisi daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Dizideki en sevdiğiniz karakteri yorum kısmına yazmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.